Nasıl olur bu sünbül? Etrafında onca insan varken bir cesare nasıl kaybolur? Sultanım, vallahi ben de anlamadım. En son derse girmişlerdi. Acemi olanlar birliği şehzadem. Ne dedim ben sana Hasan? Şehzade yok. Benim adım artık Hüseyin. Bağışlayın şehzadem. Niye kapıda duruyorsunuz siz? Sultanlarımız çıkmamızı istediler. Yardım edin. Hafife atın çabuk. Fatım yandı düştü. Ne yaptı sen uyanmadan? Sultanım, hekim çağırın hemen. Çabuk olun. Sultanım. Nasıl olur bu Mehmet Hoca? Şehzadem seninle değil miydi? Böyle mi sahip çıkıyorsun ona? Sultanım, derste birlikteydik. Bir an yalnız bıraktım. Zira kendileri çıkmamı istediler. Ya olur mu hiç öyle şey? Ne sebeple çıktın? Oy. Yalnız kalıp ezber yapmak istediler. Bazı vakitler yaptığımız için şüphe etmedim. Şehzadem yok, çıkmış. Ve kimse buna şahit değil, öyle mi? Buna inanacağımı mı sandınız? Şehzadem nerede? Ne yaptınız ona? Haşa sultanım. Kim ne yapabilir? Madem öyle, nerede Mercan'a? Aslanım nereye gitti? Kuş olup uçmadı ya. Sen kapı ağası değil misin? Saraya giren çıkan herkesten mesulsün. Hünkârımız saraydan ayrıldıkları için kendilerine refakat ettim sultanım. Dönünce de şehzademizin hocası Mehmet Efendi yanıma geldi. Ben de derhal Bostancıbaşı'na haber verdim. İçiniz rahat olsun sultanım. Bostancılarım her tarafı didik didik arıyor. Sağ salim bulacağız. İnşallah öyledir Bostancıbaşı. Eğer aslanıma bir zarar gelirse hepinizin kellesini alırım. Şimdi gidin derhal bana şehzademe giderim. Hadi çabuk. Sümbül sen de git. Bunların hiçbirine itimadım yok. Emret.
affedersin sultanım derhal. Asker! Ana kuzusu. Yemeyeceksen bana ver. Sen kendi hakkınla yetin. Yemeğini ye Hüseyin. Yoksa bir sonraki menzile kadar aç kalacaksın. Hala uyanmadı. Başını fena çarpmış sultanım. Biz gerekeni yaptık. Lakin uyanması için biraz bekleyeceğiz. Allah'ım sen koru yarabbim. Affe hatun. Şah Sultan haber yolladın değil mi? Yolladım sultanım. Nerenin malı bu? O Bursa'dan geldi sultanım. Lakin acemişi. Şu ünlü kumaşlar da İtalya'dan geldi. Floransa lergisidir. Dubrovnik tüccarları getirmiş. Hatice. Durma öyle, gel seç beğen. Yeni kıyafetler diktirelim sana şöyle renkli renkli. Lüzum yok. Ne yapacaksın? Ömür boyu karalar mı bağlayacaksın? Sen beni boş ver de Hürrem'e ne yapacaksın onu söyle. Sultanım, Afife Hatun haber yollamış. Mihrimah, neredesin sen? Dairende. Afife ne oldu? Sultanım. Esma Han Sultanımız hamamda düşmüşler maalesef. Hay Allah, bir bu eksikti. Vaziyeti nedir? Hekimler müdahale etti sultanım. Siz iyi misiniz? Değilim Hafife Hatun. Mihrimah, Beyazıt'ı gördün mü hiç? Hayır, bir şey mi oldu? Yok, her tarafta arıyorlar, yok kayıp. Allah'ım sen koru yarabbim. Nasıl olur sultan? Bilmiyoruz Hafife. Validem telaş etmeyin. Sefere götürülmediği için kızmış, bir yerlere saklanmıştır. İnşallah öyledir Mişima. Hafife sen de git. Başlarında dur. Merak buyurmayın sultanım. Ne yapıyorsun sen? O benim. Artık benim. Kendine başka bir tane bul. Ver onu çabuk bana. Ne kıymetli malım varmış be. Ah. Al al. Evine dön ana kuzusu. Ne işin var senin burada? Asker! Hizaya gir. Hadi çabuk çabuk. Sallanma hadi. Thank you.
Sua santità. Papa Hazretleri, İmparator Şalken ve Kral François tekrar buluşacak. Ferdinand ve prensler de olacak yanlarında. Haçlı donanması için son kararlar verilecek. Güzel. Hazırlığını yap. Biz de katılacağız. Emredersiniz Yüce Peder. Süleyman bu kutsal ittifakın karşısında ayakta kalamaz. Tanrı'nın izniyle kardinal. Tanrı'nın izniyle. Hünkârım, Papa büyük bir Haçlı donanması kurmak için hazırlıklara başlamış. Derya'da tedbirli olmakta fayda var. Doğru söylersin. Ayasbaşı, biz bu odandayken sahillerimizin emniyette olması icap eder. Hızır Hayrettin Paşa Akdeniz'e açıldı hünkârım. Kafire nefes aldırmaz. Haçlı donanması bu Paşa Hazretleri. Eğer birlik olmuşlarsa gemileri bizimkilerden büyük ve sayıca da üstün olurlar. Bilhassa Venedik donanması başımızı ağırtır. Üsrev Paşa doğru der hünkârım. Venedikli taifesine şimdiye kadar deryada üstünlük sağlayamadık. Hakkı haliniz var. Dikkatli olmak icap eder. Ne dersin Taşlıcalı? Benito doğru söylüyor olabilir mi? Şehzadem pek itimat edilecek birine benzemiyor. Ancak Signora Gabriele hakkında söylediklerini dikkate almalıyız. Belli ki aralarında bir husumet var. Daha dün dost olanlar bugün nasıl düşman olur? Ne malum iftira atmadı? Hadiseyi tetkik edeceğim şehzadem. Lüzum yok. Bizzat ben alakadar olacağım bu mevzuyla. Siz ne yapıyorsunuz burada? Beni mi takip ediyorsunuz? Lucrezia, korkma. Benim Gabriella, Gabriella Svenza. Defeo ailesindenim. Tıpkı senin gibi. Sen benim kardeşimsin. Benim ailem yok. Kardeşim yok. Yıllar evvel korsanlar gemimize saldırdı. Kocamı öldürüp seni kaçırdılar. O günden beri seni arıyorum kardeşim. Gitmediğim köle pazarı kalmadı. Her yerde izini sürdüm. Lucrezia, benim küçük meleğim. Sana yemin ediyorum doğruyu söylüyorum. Sen soylu bir aileden geliyorsun. Cenova'da yaşıyor ailemiz. Defeo'lar. Signora. Siz hala burada mıydınız? Nergişah Sultan'ı görünce bir bakıp sevmek istedim. Ben artık gideyim. Rümeysa, hayırdır inşallah. Ne diyor bu hatun sana? Hiç. İsmail. Kızım. İsmail'im. Derhal izahat ver. Hamamda düşmüşler sultanım. Kendi gelmesini bekliyoruz. Şükürler olsun Mihrimah sultanımız da oradaymış. Vaktinde haber verdiler. Mirma. Benim yanıma geldi sultanım. Sohbet ediyorduk. Sonra birden ayağa kaydı. Hamamda mı sohbet ediyorsunuz artık? Sultanım. Esma. Kızım. Esma Hanım. İyi misin? Sultanım. Bizim bir haber verme. Sultanım.
Şehzademiz derse gitmeden evvel has bahçeye çıkmışlar. Orada Hasan ile görüşmüşler. Kim bu Hasan? Ender'un küçük odadan sultanım. Şehzademiz pek severdi kendisini. O da kayıp muhtemelen şehzademizle birlikteler. Anne. Aslanım üzülme, abin gelecek. Ama ben... Gülsüm sen, Cihangir'i içeri götür. Sultanım. Şehzademizin kıyafetlerini buldum. Dershanede bir kuytuya saklanmış. Anne. Cihangir sana içeriye git dedim. Anne bana abimin yerini biliyordu. Validem, ben... Su verin, hemen. Tamam. Çok başım ağrıyor. Hekim kadın ilaç hazırlıyor Esma. Geçecek inşallah. Çok korkuttun bizi. Nasıl oldu bu hadise? Düştüğünü söylediler. Her şey bir anda oldu validem. Nasıl olduğunu anlamadım. Mihrimah'la sohbet ediyorduk. Birden ayağım kaydı, düştüm. Söyle benim aslanım. Abin nerede? Kızmayacaksın ama. Cihangir! Tamam, tamam. Kızmayacağım. Söz mü? Sana söz veriyorum şehzadem. Ama şimdi söyle. Bayezid nerede? Sefere gitti. Tahmin etmeli. Bana derhal şehzademi getirin. Hayrola? Kimden saklanıyorsun sen öyle? Git başımdan yoksa. Yoksa ne? Ne yapacaksın? Boyundan büyük laflar etme. Çekin, çekin, çekin. Ayrıl, ayrıl. Geç. Ne oluyor burada? Önce o başlattı. Yalan söylüyor. Kendisi de taştı. Çekil, ayrıl. Ne oluyor burada? Çavuş. Şehzadem. Sen, asker. Kaldır başını. Hiç hoşuma gitmedi. Bir şeyler saklıyor olabilirler. Esma Hanım, duydun. Kaza olmuş. Öyle de. Sultanım. Sultanım. Neredesin sen Mercan? Esma Hanım ölümden döndü. Sen ortalıkta yoksun. Az evvel haberim oldu. Sultanımız nasıllar? Şimdi daha iyi. Saraya götüreceğiz. Sen neredeydin? Şehzade Bayezid kayıptı sultanım. Onu arıyorduk her yerde. Ne diyorsun sen Mercan? Sefere katılmak için saraydan kaçmış.
Bostancıları gönderdim getirmeleri için. Delirdin mi sen? Nasıl buraya gelirsin? Hünkâr babamızın buna kızacağını bilmiyor musun? Sen karışma Selim. Ne demek karışma? Çabuk gel benimle. Bırak beni. Haddini bil asker. Karşında bir şehzade var. Affedin şehzadem. Ben derhal cezasını veririm. Sen karışma çavuş. Sana benimle gel dedim yoksa. Dokunma bana. Ben kendim giderim. Emrettiğiniz üzere Hadım Süleyman Paşa'ya haber yollandı hünkârım. İcap eden hazırlık tamamlanır tamamlanmaz 20.000 asker, 70'ten fazla baştarda, kadırga, fusta, barça ve kalyonlardan meydana gelen donanmayla Hindistan'a sefere çıkacak. Anlaşılan o ki Hadım Süleyman Paşa Hindistan'da. Biz Karaboğ'dan da ve Hızır Hayrettin Paşa da İtalya'da olmak üzere 3 ayrı cephede savaşacağız. Bu muazzam bir kudret hünkârım. Cihan Devleti'nin kahredici kudretini herkes görecek, bilecek. Sizin yüce iradeniz karşısında cihan dize gelecek hünkârım. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla Hüsrev Paşa. Biz Allah'ın adını yaymak için elimizde İslam'ın kılıcını taşıyoruz. Alemlerin Rabbinin karşısına yüzümüz ak çıkmaktan gayrı bir gayemiz yoktur. Malkoçoğlu, askerin vaziyeti nedir? Hünkârım, asker toplandı. Ordu hazır. Arzu ettiğiniz vakit yola çıkabiliriz. Al. Hünkârım. Bayezid. Saraydan kaçıp acemi olan kılığında gelmiş hünkârım. Bir askerle kavga ederken gördüm. Başından söyleseydin bunların hiçbiri olmazdı. Abim bana çok kızdı. Cihangir doğru olanı yaptı. Belki de abinin hayatını kurtardın. Dışarıda kötülükler kol geziyor. Dua edelim de bir an eve bulup getirsinler. Hı? Sultanım. Bayezid saraydan kaçmış Hürrem. Öyle mi koruyorsun şehzadem? Yeri tespit edildi. Aslanım gelecek. Dua et öyle olsun. Eğer şehzademin kılına zarar gelirse bunun hesabını kimse veremez. Merak etmeyin sultanım. İhmali olan herkes bedelini ödeyecek. Asıl ihmali olan sensin Hürrem. Emin ol hünkârımız bundan hiç hoşlanmayacak. Nasıl geldin buraya? Kim yardım etti sana? Hiç kimse hünkârım. Ben yalnız geldim. Şu haline bak. Ben de sefere katılmak isterim hünkârım. En iyi şekilde hazırlandım bu savaşa. İyi at biniyorum. Kılıç kullanmakta, ok atmakta üzerime yok. Ali Bey burada. Ona sor dedin isterseniz. Bu saydığın meziyetlerin hepsinin benim şehzademde olması icap eder elbet, Bayezid. Lakin bu meziyetler akıl ve zeka ile birleşmeyince hiçbir ehemmiyeti yoktur. Sefere katılmak istediğini söylüyorsun. Savaş orduyla yapılır ve orduyu da seraskerler idare eder. Ben sana payitahtta kalmanı emrettim. Sense benim emrime itaat etmedin. Emre itaat etmeyen askerin savaşta içine. Ne emredersiniz yaparım hünkârım. Ne olur beni de götürün. Saraya dön beni emrediyorum.
İtaat etmeyi öğrenmeden hiçbir sefere katılmayacaksın. Hünkârım. Malkoçoğlu, şehzademin emniyetli bir şekilde saraya dönmesini temin edin. İlaveten ona yardım eden veya bu hadisede ihmali bulunan her kim varsa tespit edilip kelleleri alınmak suretiyle idam edilsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, onların bir suçu yok. Hepsi benim hatam. Bunu daha evvel düşünecektin. Yüzüme bak. Sen bir şehzadesin. Ve yaptığın her hatanın bir bedeli var, bunu unutma. Çekilebilirsin. Şehzadem. Bayezid, nasıl kaçarsın? Validemizi de mi düşünmedin? Ne hale gelmiştir şimdi? Bayezid! Şehzadem, daha fazla üzerine gitmeyelim isterseniz. Kaç buradan sen. Kendini kurtarmak istiyorsan sakın dönme saraya. Şehzadem, bu bir emirdir. Şehzadem. Annem söz verdi sana ceza vermeyecek. Abi. Üzülme Cengiz. Sana kızgın değilim. Zaten Selim gördü beni. O yüzden yakalandım. Gülsüm, sen Cihangir'i daireme götür. Ne zaman büyüyeceksin Senem? Sefere katılmak benim de hakkım. Pişman değilim. Yine götürmezlerse yine kaçarım. İstediğiniz cezayı verin. Razıyım. Bayezid, senin yüzünden hocanın ve postancı başının kellesi gidecek. Bu da mı üzmüyor seni? Bayezid oğlum. Benim cesur şehzadem. Emin ol. Herkes üstün meziyetlerinin farkında. Ama bu hırçınlığın, bu dik başlılığın her şeyi gölgede bırakıyor. Her zaman öne atılmak doğru değildir. Bazen durup beklemek lazım. Sabırlı olmayı öğrenmelisin oğlum. Aksi halde hayatın boyunca bunun bedelini ödersin. Aklın başına gelene kadar ok ve kılıç derslerine ara vereceksin. Bu sana son itharım. Beni daha sert tedbirler almaya mecbur bırakma. Esma'm, nasıl oldun kızım? Daha iyiyim validem. Âlâ. Sen çık, ben hallederim. Bu kadar kâfi validem. Olmaz. Bir an evvel toparlanman için yemene içmene dikkat edeceksin.
Esma Han. Şimdi hamamda olanları anlat bana. Bu düşme hikayesine inanmamı beklemiyorsun herhalde. Başka ne olabilir ki validem? Onu sen söyleyeceksin. Vali Bey meselesi yüzünden aranızın kötü olduğu aşikar. Bana doğruyu söyle. Mihrimah mı yaptı bunu sana? Hayır. Dediğim gibi bir kazaydı sadece. O zaman ne işin vardı hamamda? Niye gittin yanına? Konuşmak istedim sadece. Nihayetinde biz arkadaşız. Böyle tatsız hadiseler aramızı bozamaz. Kendisi de böyle düşünüyor. Peki. Şimdi iç çorbanı. Sonra da güzelce uyu dinle. Hı? Validem. Hayrola, bir yere mi gidiyorsun Mirima? Beyaz'ı görmeye gidecektim. Cezalı mı yoksa? Onun hatası yüzünden iki kişi canından olacak. Bundan ağır ceza olmaz ona. En iyi şekilde yetişmeniz için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Yine de hünkârımıza mahcup ediyorsunuz beni. Validem, ben ne yaptım ki? Esma ne diyorum Mirima? Hamamda neler oldu anlat. Ne geçti aranızda? Anlattım ya size. Bana doğruyu söyle. Kavga mı ettiniz? Hayır. Özür dilemeye gelmiş. Tekrar arkadaş olmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Validem, yemin ederim kazaydı. Kendisi düştü. Bundan böyle ona karşı dikkat etmeni istiyorum. Aranızda tek bir hadise çıkmayacak. Şimdi benimle gel. Nereye? Geçmiş olsun demek lazım. Ne de olsa ölümden döndü. Ne oldu? Konuştu mu Esma? Aynı şeyleri söyledi. Belli ki Mihrimah gözünü korkutmuş. Sultanım, kazadır mutlaka. Mihrimah Sultan'ın bilerek yaptığına ihtimal vermem. Onu kimin yetiştirdiğini unutma Nigar. Esma'nın Bali Bey'le evlenmesine mani oldu. Hünkârımız dönünce de ilk iş Mihrimah'la evlenmesini sağlayacaktır. Merak etme. O kendi dertleriyle meşgul olacak. Ne demek bu? Hürrem gidecek Hatice. Bir daha asla geri dönmemek üzere gidecek. Nasıl gidecek sultanım? Hürrem Sultan öyle bir kök saldı ki hareme. Anca cenazesi çıkar. Buna lüzum kalmayacak. Ancak icap ederse neden olmasın? Ölü ya da diri. Mutlaka gidecek. Şehzadem hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Nasılsınız sinyora? Sağlığınıza duacıyım şehzadem. Başlayın. Geleceğinizi bilseydim hazırlık yapardım. Fazla kalmayacağım. Bir aile dostunuz vardı. Neydi adı Taşlıcalı? Sinyor Benito Şehzadem. Benito. Bugün kendisiyle karşılaştık. Biraz sohbet ettik. Bana sizinle alakalı bazı şeyler anlattı. Şehzadem. Kimsin sen? Yine o kadına mı gitmiş? Kimsenin bir malumatı yok Sultan. Gabriela'da beni rahatsız eden bir şeyler var Fidan. Mustafa'mla bu kadar samimi olması hiç doğru değil. Yanınızdan ayrıldıktan sonra Nergis Şah Sultan'ın dairesine gitti Sultanım.
Ben gelince de çıkıp gitti hemen. Rümeysa. Sultanımızı görmek istemişler. Ben de çıkmalarını istedim. Bu hatunun başka derdi var ama anlamadım. Konuşsana hatun. Kimsin sen dedim. Şehzade. Yemin ederim kötü bir niyetim yoktu Şehzade. Size asla zarar vermek istemedim. Benim iyiliğim için mi casusluk ettin? Ben casus değilim. Size söylemiştim. Kız kardeşimi kaybettim. Korsanlar esir almış onu. Bana öldüğünü söylemiştin. Ben kayıp dedim. Yıllarca onu aradım Şehzade. Benito, kardeşim hala yaşadığını söyledi bana. Eğer ona yardım edersem, yani sizinle bir ticari anlaşma yapmasını sağlarsam, bana kardeşimin yerini söyleyecekti. Kız kardeşinin onun elinde mi? Hayır. Zorla konuşturdum onu. Zaten bu yüzden çıkmış karşınıza. Sana neden inanayım? Kardeşim Rukreti'ye yaşıyor şehzade. Sizin sarayınızda. Adı Rümeysa. Mahidevran Sultanımızın hizmetine verilmiş. Şehzade, yalvarırım. Kardeşimi verin bana. Bana yalan söyleyip arkamdan iş çevireceğine başından anlatmalıydın. Şehzadem inanın size zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Yapmam. Çünkü ben sizi sevdim. Hem de çok. Dediğin gibi kardeşin sarayımdaysa benim haremimdir. Zinhar çıkması mümkün değil. Şehzadem yapmayın. Yıllarca onun hasretiyle. Hayatını bağışladığıma dua et Gabriela. Eşyalarını topla. En kısa müddette ülkene dön. Fidan'a söyle şehzadem gelir gelmez haber versin. Emredersiniz. Rümeysa. Neyin var senin? Aklın başka yerlerde. Sultanım bağışlayın. Biraz yorgun düştüm o yüzden. Şehzadem. Validem. Nihayet geldin. Rümeysa, sen çekilebilirsin. Hatun. Esas adın nedir senin? Lucrezia. Lucrezia. Dove sei nata? Dove è la tua famiglia? Non lo so, mio principe. Da quando mi ricordo, io sono sempre vissuta su queste terre. Çekilebilirsin. Ne oluyor Mustafa? Mühim bir şey değil. Validem, Signora Gabriela bir daha saraya gelmeyecek. Eğer teşebbüs ederse zinhar hareme alınmasın. Ne oldu ki birden? Daha sonra anlatırım. Hayırlı geceler. Kararı yine hünkârımız verecek. Zira Hürrem'den kurtulmanın tek yolu bu. Hürrem her türlü tedbiri alır. Bu oyuna geleceğini sanmam. Göreceğiz. Nigar. Senin vazifen mühim. Haremde elimiz ayağımız sen olacaksın. Merak etmeyin sultanım. Gel. Sultanım, Hürrem Sultan geldiler. Nereden çıktı şimdi bu? Alın içeri. Sultanım,
Esma Han'ı ziyarete geldik. İnşallah daha iyidir. İyi. Odasında istirahat ediyor. Geçmiş olsun. Allah korumuş sultanımızı. Mihrimah yanındaymış, şükürler olsun. Hayatını ona borçluyuz, öyle değil mi? Ben bir çıkıp bakayım. Sen ne utanmaz bir kadınsın. Bana yaptıklarından sonra hangi yüzüne gelirsin buraya? Hatice, tamam. Hürrem, gel otur şöyle. Nigar, sen çekilebilirsin. Esma, sen ne yapıyorsun burada? Korkma. Sadece geçmiş olsuna geldim. İyi gördüm seni. Birkaç güne toparlanırsın. Neler olduğunu saklamakla da akıllılık ettin. Açıkçası şaşırdım. Zaten bir kazaydı, öyle değil mi? Git buradan. İnşallah hatanı anlamışsındır. Benimle daha dikkatli konuşmalısın. Mihrimah. Sustum, evet. Ama senden korktuğum için değil. Hamamda ne söylediysem arkasındayım hala. Vali Bey'le asla evlenemeyeceksin. Mihrimah çok üzgün. Esma düşünce çok korkmuş. Tahmin ederim. Tıpkı senin gibi hassas bir mizacı var. Ne demek bu? Onu da kendine benzettin demek, Hürrem. Alenen yalan söylüyor. Esma'nın kendi kendine düştüğüne inanmamızı beklemiyorsun herhalde. Hatice, tamam. Sultanım, bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Zira bunun için çok sebebiniz var. Ancak yüce hünkârımızın yegane kızı hakkında konuşurken dikkatli olun. Saraya dönelim. Elbette validem. Hayırlı geceler sultanım. Şeref verdiniz sultanım. Buyurmaz mısınız? Vaktim yok Zeynep Hatun. Bir an evvel Avrat Pazarı'na gidip şu hanesini satmayan hatunla konuşmak istiyorum. Siz nasıl arzu ederseniz sultanım. Ebu Suud Efendi, ben sizin de sefere katılacağınızı sanıyordum. Üzerinize afiyet sultanım. Biraz rahatsızım da. Geçmiş olsun efendi. Ciddi bir şey değildir inşallah. Değil çok şükür. Fakat hünkârımız burada kalıp istirahat etmemi buyurdular. Ayrıca kadı efendilere de göz kulak olmak lazım. Madem öyle, siz istirahat edin. Biz Zeynep Hatun'la gideriz. Baş üstüne sultanım. Siz bilirsiniz sultanım. Yalnız hane sahibesi hatun Nuh diyor, peygamber demiyor. Zinhar satmaz. Ebu Suud Efendi, bir de ben konuşayım. Belki razı olur. Siz bilirsiniz sultan. Buranın değeri neyse iki mislini, üç mislini verdim. Ama siz kabul etmiyormuşsunuz. Mühim olan para diye sultanım. Burası bana rahmetli babamdan kalma. Onca hatıram var burada.
Benim de hatıralarım var Kevser Hatun. Üstelik hiçbir senin hatıraların kadar güzel değil. Nasıl? Sen sultanın kölesisin. 17 yaşındaydım. Annem, babamı, kardeşimi öldürdüler. Ailemden, yaşadığım topraklardan koparılıp buraya getirildim. Bir köle olarak. Oradan oraya satılan bir köle. Onca yıl Afrat Pazarı'nın dibinde yaşadığına göre şahit olduğum, gördüğüm çok şey vardır. Ağlayan kızların, çocukların sesini işitmişsindir mesela. Öyle değil mi? İşte ben de onlardan biriydim. O çaresiz, zavallı kızlardan biriydim. Yarın, ertesi gün nerede, kimin yanında olacağım, nerede uyanacağım bilmiyordum. Kimse bilmiyordu. Beni alıp saraya götürdüler. O sabah bir kuş sesiyle uyandım. Beyaz kar, beyaz bir güvercin. Tıpkı benim gibi kimsesiz, canı yanmış. Hemen avucumun içine aldım. Öptüm, dua ettim. O kuş misali kanadımın olması için, evime uçup dönmek için dua ettim. Farkında değildim oysa. Allah dualarımı kabul etmiş. O sarayı benim evim yapmıştı. Ben talihliydim. Zira yüce Rabbim hünkârımızın ağaçı, gözdesi. Onun sarayında sultanı olmaya bana nasip etti. Kevser Hatun, buraya rızanı almaya geldim. Zira gözyaşı dökülen bu avrat pazarında insanlar artık gülsün istiyor. Dualar edilsin. Aç karınlar doysun. Evsizlere sığınak. Çocuklara mektep. Yuva yapılsın. Yürekten istediğinizi bilseydim, zinhar buraya kadar zahmet ettirmezdim sizi. Gönlümü de aldınız. Rızamı da. Evim sizindir. Helali hoş olsun. Akıncılarımız Yaş ve Suçova'ya varmak üzereler hünkârım. Hain Voyvoda Rareş hakkında son havadisler yakında gelir. İlaveten bu odanda Osmanlı'ya direnecek kuvvet yok. Bütün memleketi ilhak edebiliriz. O vakit bu topraklarda binlerce asker ikamet ettirmek lazım gelir. Bu memleketin reayası hariçten gelen kuvvetlere hemen itaat etmez. Çok uğraştırır. Lütfi Paşa doğru söyler hünkârım. Rareş'i indirip onlardan birini tayin etmek icap eder. Hünkârım, Petru Rareş'in kardeşi Stefan geldi. Huzura çıkmak için bekler. Alın içeri.
Stefan. Kardeşin Rareş benden köşe bucak kaçarken sen ne sebeple huzurumdasın? Siz Yüce Sultan'a kulluğumu arz etmek için geldim. Nihayet Yüce İsa'nın çocukları bir araya geldi. Büyük donanma Türkleri durduracak. Yüce Peder, bu bir hayal. Türkleri şimdiye kadar kim durdurabildi? Her devlet gücü kadar gemi ve asker çıkarıp para vermekten de kaçmazsa Türkleri denizde perişan ederiz. Haklısınız imparator. Malta'nın desteği ne olacak? 10 kadırga vermeyi taahhüt ediyoruz Yüce Peder. Biz Cenevre olarak 1 kalyon ve 52 kadırga ile Türklere karşı sefere katılacağız Papa Hazretleri. Venedik 10 kalyon ve 70 kadırgayı Haçlı bayrağının altına gönderecektir. Biz Portekiz ile beraber 80 kalyon ve kadırgayı baştan aşağı silahlı asker ve toplarla donatmaya hazırız. Güzel. Vatikan ve İtalya'daki diğer prenslikler 49 kalyon ve 36 kadırgayla donanmaya katılacak. Fransa kralının sesi neden çıkmıyor Yüce Peder? Haçlı donanmasına kaç gemiyle katılacaklar? Fransa, Türklere karşı böyle bir maceranın içinde yer almayacak Papa Hazretleri. Fransa olmadan da 300 gemilik bir donanma çıkaracak durumdayız. Ancak donanmanın başına Amiral Andrea Doria'nın geçmesi şart. Venedikliler dururken bir Cenevizli donanmanın başına geçemez. Denizlerdeki gücümüzü herkes bilir. Donanmayı Amiralim Andrea Doria komuta edecek. Birlik için şartım budur. Kardeşin Rareş ekmek yediği kapıya ihanet ederek düşmanlarımızla işbirliği yaptı. Bütün ihtarlarıma rağmen haraçlarını da ödemedi. Öyle değil mi Hüsrev Paşa? Doğrudur hünkârım. Rareş'in günahları anlatmakla bitmez. En son sulh içinde olduğumuz Lehistan'ı işgal etmek istedi. Başka ne günahları vardı Malkoçoğlu? Osmanlı hizmetinde çalışan Venedikli Alvise Giritti'yi kendi yerine geçeceği korkusuyla öldürterek sultanımıza isyan bayrağını açmaktan çekinmedi. Lütfi Paşa, bize ihanet edenlerin cezası ne olur? En feci haliyle cezalandırılır hünkârım. Rahmetli Ebu'l-Feth Behmet Han Hazretleri zamanında isyan eden Eflak Voyvodası Kazıklı Vilad'ın akıbeti tüm kullarınıza ibret olmalı. Bize ihanet edenler cezalarını çekerken kulluğunu gösterenler de mükafatını alır elbet. Eğer söylediğin gibi Devlet-i Aliye'ye bağlılığını gösterirsen, o vakit seni kardeşin yerine Boğdan Voyvodası olarak tayin ederim. Bana sadık olan asker ve boyarlarımla siz Yüce Hünkar'ın her zaman emrindeyim. Allah'ın izniyle Girit ve birkaç küçük ada haricindeki diğer adalar bizim. Bu kez arkamız sağlam çok şükür. Düşman donanması ne alemde paşam? Onca adayı fethettik. Halen ses seda yok.
Düşmanın sesi kulağımıza gelmediyse bu onların sessiz kaldığı manasına gelmez Turgut Reis. Büyük bir donanma hazırlığı içindeler. Bugün değil ise yarın deryaya inerler. İnşallah inerler Sadi Reis. Bunca gayretimiz boşa gitmez. Öyle. Az kaldı reislerim. Akdeniz'i kaynar bir kazana çevireceğiz evvelallah. İçine de düşmanı atıp tepesinden bakacağız. Hiç param kalmadı. Bana biraz borç versene. Ne borcu hatun? Sen evvela daha önce aldıklarını öde. Kızlar! Ne duruyorsunuz hala burada? Dersiniz yok mu sizin? Haydi meşhaneye! Sümbül ağam, biriken yemeğeler ne vakit ödenecek? Hepimiz parasız kaldık. Bir ayı geçti, tek kuruş almadık ağam. Daha ne kadar sürecek böyle? Hay Allah'ım, sanki aç açık bıraktık sizi. Edebinizle oturun. Kimsenin parası kalmayacak, fazlasıyla ödenecek inşallah. Geçen gün de öyle diyordun ağam. Vaziyet iyi değil sultanım. Malumunuz seferden mütevellit nakit sıkıntısı var. Yevmiyelerini kaç haftadır veremedik. Bir an evvel bir çözüm bulmak lazım. Zira sefer daha uzun sürecektir. Bu meseleyle alakadar oluyorum Afife Hatun. En kısa zamanda bir çözüm bulacağım. Yahu siz laftan anlamaz mısınız? Ordu seferde utanmadan sıkılmadan ettiğiniz laflara bakın. Yemeğimizi istemek suç mu ağam? Benim asabımı bozmayın! Eşkıya olduğunuz da yol mu kesiyorsunuz yahu? Sizin yerinizde olmak isteyen kaç hatun var dışarıda? Bundan haberiniz var mı? Sümbül ağam. Sultanım. Ne oluyor burada? Sultanım bağışlayın. Günlerdir yemeğimizi vermiyorlar. Onu sual ediyorduk. Sümbül ağam. Cebimizde tek kuruş paramız kalmadı sultanım. Kimse ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Zinhar size hürmette kusur etmek istemeyiz. Biz sadece merak içindeyiz. Birkaç gün daha sabredin. Sonra birikmiş tüm yevmiyelerinizi alacaksınız. Sümbül ağam sen benimle gel. Allah sizden razı olsun sultanım. Sümbül ağam böyle olmayacak. Bana derhal Mercan Aycar. Emredersin sultanım. Emirlerinizi harfiyen yerine getiriyorum sultanım. Haremde kazan kaynamaya başladı. Âlâ. Hürrem her geçen gün haremdeki gücünü biraz daha kaybedecek. O kaybettikçe biz kazanacağız. Hiç kimse memnun değil vaziyetten sultanım. Ancak Hürrem Sultan bir şekilde susturacaktır onları. Bu mümkün elbette. Susturabilir. Ancak ateşin yanmasına mani olamaz. Biz ateşin altına odun attıkça daha da yükselecektir o ateş. Kaça bırakırsın sepeti? İki akçe olur ağam. Yahu, ordu seferde. Bu paraya kim alır bunları? Düş biraz, düş. İnsan kadimdir. İnsan olan, insan olduktan sonra ona hiçbir şey günah değildir. Ey payitaht ahalisi, ey müminler. Siz bakmayın o medresesinde, divanında oturmuş ahkam kesen ulema laflarına. Hayırdır? Kim bu adam? Siz bana kulak. Olay Şeyh Maşuki derler. Ulema tutup durmuş. Aksaray'dan gelmiş. Şunu yeme, bunu yapma. Şu günah, bu haram. O cahiller bilmezler ki Yüce Rab bize her şeyi helal kılmıştır. Esasen şeriatın haram dediği her şey helaldir. Dahası istersen, üstesinden gelebilirsen ye. İç, yat, uyu. Bunların hepsi ibadettir. Sen ne diyorsun Şeyh Efendi? Yeme içme nasıl ibadet olur? Oruç, zekat, hac,
Yezide Cereme için gelmiştir. Bunların hiçbirinin hakiki mümin için bir manası yoktur diyorum. Hakiki mümin, mümin olan yılda iki bayram namazı kılsın yeter diyorum. O iki bayram namazında secdede bizi, kutbül alemi görsünler yeter diyorum. Ne dersin sen? Boşuna mı namaz kılıyoruz? Ben orasını bilmem efendi. Zira hiç kimse Yüce Rabbin nüfuz ettiği kalbi sorgu edemez. İbadetlerin avam için olduğu aşikar. Onları meşgul etmek, birbirleriyle uğraşmasına mani olmak için gelmiştir. Nerede kaldı bu mercana? Haber verdim ama çalışmaya gönlü yok ki Afrit. Arzu ederseniz gidip bakayım sultanım. Sultanım. Neredesin sen mercana? Harbi başımıza yıkacaklar. Sen ortada yoksun. Bağışlayın sultanım. Sarayın işleriyle meşguldüm. Cariyelerin birikmiş yevmiyeleri hala ödenmedi. Ne vakit gelecek bu tahsisat? Ben de bu mevzuyla alakalı Mustafa Paşa ile görüştüm sultanım. Maalesef tahsisatın ne vakit geleceği meçhul. Seferden mütevellit nakit sıkıntısı mevcut. Sıkıntı herkesin malumu Mercan Ağa. Bana bunu nasıl çözeceğimizi söyle. Tahsisatı beklemekten başka çaremiz yok sultan. Ya da... Mercan Ağa, kendi cebimden ödeyemem. Zira elimdeki nakitin hepsi külliye inşaatı ve vakfın harcamalarına gidiyor. Malumum sultan, malumum. Ben tahsisat gelene kadar Yahudi tacirlerden borç alınabilir diyecektim. Anladım. Sen çekilebilirsin. Sultanım. Ne diyorsun Sümeyye? En doğrusunu siz bilirsiniz elbet. Ancak borç almaya lüzum yok. Tahsisatı bekleyelim sultanım. Sümbül'e hatunların halini gördüm. Bir iki ay daha sabredemezler. Zinhar bir isyan çıkmasını istemeyiz, öyle değil mi? Düşmanlarıma böyle bir fırsat veremem. Kimin haddine isyan etmek sultan? Hepsini mum ederiz evvelallah. Ne diyor bu ya? Bu adam düpedüz deli, zındık. Fitne fesat peşinde. Tövbe tövbe. Büyük laflar ettin evlat. Günahtan ve insanların arasında fitne çıkarmaktan korkmaz mısın? Ben hakikati dillendiririm efendi. Siz kimsiniz? Hoca Çelebi derler bana. Ebu Suud efendi. Babam hürmetle bahsederdi sizden. Şeref duydum tanıştığıma, memnun oldum. Şeyh Maşuki derler bana da. Namını duydum evlat. Baban Pir Ali'ye pek bir saygım vardır. Biraz evvel vaazını da dinledim. Söylediklerin ne dine ne de akla sığar. Pek genç ve tecrübesiz olduğun aşikar. Böyle konuşmaya devam edersen eğer... Akıbetin pek hayırlı olmaz. Nefesin kesilir maazallah. Nefesim söyleyeceklerim yüzünden kesilecekse varsın kesilsin. Doğru bildiğimi söylemekten caymam ben. Sultanım, hangi rüzgar attı sizi buraya? Senin yanına geliyordum Hürrem. Zira kulağıma bazı şeyler çalındı. Hayırdır inşallah? Haremde huzursuzluk hasıl olduğunu söylediler. Saray halkının yevmiyeleri maaşları ödenmemiş. Sultanım ben hallediyorum, merak etme. Sefer zamanı olur böyle şeyler. Miktar neyse söyle,
Ben kendi cebimden öderim borçları. Lüzum yok sultanım. Dediğim gibi ben hallediyorum. Emin misin Hürrem? Manasız yere gurur yapma. Neticede burası hünkârımızın haremi. İtibarımıza halel gelsin istemem. Sultanım içiniz rahat olsun. Ben her şeyi düşündüm. İyi. Bir aksilik çıkarsa haberim olsun. Ben yardım ederim. Bu yıkılan kaçıncı köprü mimarbaşı? Daha ne kadar tutacağız orduyu burada? Hünkârım bağışlayın. Ne deseniz haklısınız. Lakin nehrin zemini bataklık. Maalesef yapılan köprüler suyun hızına dayanamıyor. Madem öyle neden suyun hızına dayanacak bir köprü inşa etmiyorsunuz? Bu hayli vakit alır beyim. Ne kadar sürer? Her şey yolunda gitse bile bir ay geçer hünkârım. O kadar vaktimiz yok hünkârım. Yağmurlar tekrar başlamadan geçmemiz lazım o nehri. Sen ne dersin matrakçı? Bu işler senden sorulur. Brut. Yaman bir nehir hünkârım, baş etmek güç. Fakat en az Brut kadar yaman bir subaşı var. Acem seferinde hayli faydasını görmüştük. Belki o bir çare bulur. İyi akıl ettin Nasuh Efendi. Hünkârım, kısa sürede 3 adet kadırga inşa etmişti. Onun sayesinde geçmiştik Van Deryası'nı. Merhum İbrahim Paşa kendisinin haseki tayin edilmesini buyurmuştu. Arzu ederseniz bu vazifeyi kendisine verelim. Kimmiş bu haseki? Köprü yapabilir mi? Paşa Hazretleri. Ne yapıyorsun sen burada? Ne bunlar böyle? Malum bir türlü köprü yapılamadı. Ben de üzerinde çalışıyordum. Kabul ederse Mimarbaşı Hazretlerine takdim edecektim. İsabet olmuş. Biz de köprüyle alakalı konuşmaya geldik seninle. Van Deryası'nda yaptıkların hala aklımızda. Bir çare bul da geçelim şu nehrin öte yanına. Çare belli paşam. Bir hafta 10 güne geçeriz. Arzu ederseniz izah edeyim. Nehrin yatağı çamur olduğu için. Dur. Bize değil. Derdini hünkârımıza anlatırsın. Hünkârımıza mı? Övgüyle bahsettik senden. Aman diyeyim bizi mahcup etme. Hadi gel. Malkoçoğlu, sen buraları avucunun içi kadar iyi bilirsin. Daha münasip bir geçit yok mu? Birkaç yer daha var hünkârım. Ancak günlerdir yağan yağmur her yeri bataklığa çevirdi. Aynı vaziyetle karşılaşabiliriz. Hünkârım, size bahsettiğimiz haseki. Hünkârım. Kendisi köprüyle alakalı çalışıyormuş zaten. Bir haftaya yaparım diyor. 10-15 gün civarı. Zira çalışma ve hava şartlarını da hesap etmek lazım. Bağışlayın hünkârım. Mimarbaşı bir aydan evvel yapılması mümkün değil dedi. Sen neye güvenerek böyle konuşuyorsun? Hünkârım, ben
müsaade buyurursanız şeklen izah edeyim. Şimdi hünkârım, bu bizim nehrimiz olsun. Malumunuz kıyılarda zemin bataklık ve su da taşkın vaziyette. O sebepten köprüyü taşıyacak olan halatlar iki uçta sağlam kazıklara bağlanmalı. Şimdi bu kazıkları da uçları sert zemine gelinceye dek çakmak lazım. İpleri de bağladıktan sonra akabinde köprüyü taşıyacak olan salları iplerle birbirine daha sıkı sıkıya kenetleyebiliriz. Bu sayede üzerinden Kaf Dağı'nı geçirseniz bile bir nebze sallanmaz. Karşıya selametle geçeriz. Suyun hızını unuttunuz Haseki. Su oldukça hızlı. Haklısınız Mimarbaşı Hazretleri. İşte bu yüzden de suyun hızını düşürmeliyiz hünkârım. Eğer nehir yatağını genişletirsek suyun hızını düşürebiliriz. Ve rahatlıkla karşı kıyıya geçebiliriz hünkârım. Adın ne senin? Sinan. Kayseri Arnaslı Sinan. Sana 10 gün mühlet Sinan. Eğer iddia ettiğin gibi köprüyü tamamlayıp ordunun karşı kıyıya intikalini sağlarsan, o vakit gönlünden ne geçerse dile benden. Aksi halde alırım kelleni Arnaslı Sinan. Sultanım. Gel Rakel adım. Hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Bağışlayın beni. Biri seyahati sebebiyle Cenova'daydım. Mühim değil. Uzun zamandır görüşemedik. Nasılsın? Sağlığınıza duacıyım sultanım. Sümbül Ağa vaziyeti anlattı. Malum sefer zamanı böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Biz böyle günler için varız sultanım. Çok sağ ol Rakel Hatun. Bize 50.000 altın lazım. Tahsisat gelir gelmez fazlasıyla geri alacaksın. Emredersiniz sultanım. Lakin meblağ büyüktür. Temin edebilmem için bana birkaç gün müsaade edin. Rakel Hatun. Nigar Hatun. Sen burada mısın hala? Arada geliyorum. Malum paşa zevcisiyim artık. Havadislerin kulağıma geldi. Şanslı Hatunsun vesselam. Benimle gel Rakel Hatun. Sultanım seni bekliyor. Ben zaten görüştüm az evvel. Hürrem Sultan değil. Şah Sultanım seni bekliyor. Sultanım, sizinle tanışmak büyük şeref. İsmini çok duydum Rakel Hatun. Rahmetli validemin zamanından beri hareme gider gelirmişsin. Doğrudur sultanım.
Sultanlarımız lütfediyorlar bana. Bilhassa Hürrem Sultan. Öyle değil mi? Onun sayesinde servetine servet kattığını biliyorum. Usulsüz bir şey yoktur sultanım. Ben senelerdir böyle... Senden ne kadar istedi? Sultanımızın sualine cevap ver hatun. 50.000 altın istediler sultanım. Ne vakit teslim edeceksin bu parayı? Birkaç gün alır sultanım. Fakat bağışlayın. Neden sual ettiğinizi anlayamadım. Anlatacağım hatun. Anlatacağım. Kızlar, toplanın şöyle. Kızlar, kime diyorum ben? Hayırdır Fahriye Hatun? Para mı dağıtacaksın? Nerede o günler? Kes sesini hatun. Hürrem Sultanımız yolladılar beni. Birkaç gün içinde birikmiş bütün yevmiyeleriniz fazlasıyla ödenecek. Allah razı olsun sultanımızdan. Hürrem Sultan dediğini yaptı. Demiştim size. Hürrem Sultanımız bizi düşünür. Ordu Prut Nehri civarında şehzadem. Rareş denen kafirin kellesi bugün yarın alınır. Rareş bir hiç taşlıcalı. Kanaatimce hünkârımızı mahsus oraya çektiler. Hünkârımız tedbir aldılar şehzadem. Hızır Aliettin Paşa donanmayla Eğriboz açıklarında demir atmış. Bir gözümüz payitahtta olmalı taşlıcalı. İhtimal bir saldırıya karşı tetikte olmalıyız. Bu yüzden asker hazır olsun. Müdahale etmemiz icap edebilir. Emredersiniz şehzadem. Bu Gabriela'nın arabası. Şehzade Hazretleri. Sen neden hala buradasın? Defalarca haber yolladım size. Ne olur müsaade edin. Yalvarıyorum beni dinleyin. Ne diyeceğim malum. Rümeysa benim kardeşim. Zannediyorum doğru söylediğimi anlamışsınızdır. Lütfen bana yardım edin. Bana kızgınsınız biliyorum. Haklısınız da. Size yalan söyledim. Ama beni de anlamaya çalışın şehzade. Sizin de kardeşleriniz var. Yıllar sonra onu bulmuşken tekrar kaybetmek istemiyorum. Rümeysa Hatun. Düş önüme. Gabriela'nın bir şeyler sakladığı belliydi. Demek bütün derdi buymuş. Bugün karşıma çıktı. Kardeşini kendisine vermem için yalvardı. Bu mümkün değil Mustafa. Zira o artık senin haremin. Lucrezia, kardeşim. Ben sizi tanımıyorum. Ne malum kardeş olduğumuz. Aynısından sende de var öyle değil mi?
Lucrezia. Benim güzel meleğim. Nihayet buldum seni. Bundan böyle hiç kimse ayıramayacak bizi. Seni alıp götüreceğim buradan. Korkma. Şehzadenin haberi var. Benimle geleceksin. Bundan sonra zengin, hür bir hayatın olacak artık. Karar Rümeysa'ya bıraktım validem. İsterse azat edeceğim ve onunla gidecek. Ne lüzum var buna Mustafa? Bir cariyeye böyle bir hakkı nasıl verirsin? Diğer cariyelerinin kulağına giderse nizamı nasıl sağlarız? Ben böyle uygun gördüm validem. Şehzade, sultanım. Rümeysa Hatun. Anlaşılan veda etmeye geldin. Size minnettarım şehzadem. Yüce gönlünüzle lütfettiniz. Yolun açık olsun Hatun. Şehzadem, eğer müsaadeniz olursa ben burada sizinle kalmak isterim. Ne demek şimdi bu? Gitmek istemiyor musun? Signora kararı sana bıraktığımı söylemedi mi yoksa? Söylediler şehzadem ama. Maması ne hatun? Hür olacaksın. Bir evin bir ailen olacak. Üstelik zengin ve asil bir aile. Benim evim burası şehzadem. Ailem de sizsiniz. Benim hiçbir şikayetim yok. Ben sizin yanınızda olmaktan mesudum. Ne olur beni gönderme. Hünkârım, nihayet köprü tamamlandı. Bugün 10. gün. Karşıya geçmek için emirlerinizi bekliyoruz. Haseki Sinan nerede? Tetkikleri yaptınız mı? Ordunun intikalinde çökmez inşallah. İcap eden tatbikler yapıldı hünkârım. Şu bastığımız toprak kadar sağlamdır evelallah. Hale. Sözünün eriymişsin. Yüksek gayretin takdire şayan. Gönlünden ne geçerse dile benden. Sizin gibi bir cihan sultanı beni takdir etmiş. Gayrı ne isterim hünkârım? Mükafatını alacaksın elbet. Lütfi Paşa, mevzuyla bizzat alakadar olun. Emredersiniz hünkârım. Malkoçoğlu, Hüsrev Paşa hazırlığınızı yapın. Karşıya geçiyoruz. Emru ferman yüce padişahımızındır. Paşa Hazretleri. Söyle reis. Haberler kötü paşam. Haçlı donanması Pirveze limanına hareket etmiş. Nihayet arıza endam ettiler. Başlarında kim var? Andrea Doria. Bak işte bu güzel haber. En azından düşmanın oyunu suyunu biliyoruz. Derhal hazırlığını yaptır bir reis. 20 parça kadırga ile önden keşfe çık. Biz de arkadan geliyoruz. Hünkârımıza da vaziyeti bildirin. Emredersiniz.
Barbaros Prevezi'yi kurtarmak için mutlaka gelecektir. Andrea Doria, Türkleri açık denizde muharebeye çekmemiz lazım. Bu muazzam donanma karşısında direnmeleri mümkün değil. Hayır, hayır. Türkleri Preveze Körfezi'nde sıkıştıracağız. Körfez'e girerlerse asla çıkmazlar. Merak etme. Çıkmalarını sağlayacağız. Rüzgar lehimizdeyken saldırmamız lazım. Türklerin donanması kadırgalardan ibaret. Rüzgarın desteğini almış kalyonlarımızın karşısında dayanamazlar. Ancak rüzgar durursa o zaman donanmamız savunmasız kalır. Bu mevsimde bu sularda rüzgar eksik olmaz. Anlaşma şartları belli. Ben ne diyorsam aynen uygulanacak. Barbaros gelsin bakalım. Bu kez onu ve reislerini imha edeceğiz. Bütün Akdeniz'de Haçlı bayrağı dalgalanacak. Haber geldi, sultanım altınları hazır etmiş. Âlâ. Derhal gidip altınları teslim almanı istiyorum. Merak buyurmayınız sultanım. Nihayet geldin. Rakel Hatun'dan haber var mı? Evet sultanım. Parayı bugün teslim edecekmiş. Vallahi sultanımız ziyadesiyle memnun. Kendilerine hürmetlerimi iletin. Onlara hizmet etmek şeref verir ancak. Baş üstüne. Haydi. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarım sen beni koru. İki ateş arasında kaldım. Sultanım, söyle. Sultanım bilmeyiz icap eden bir husus var. Sen çıkabilirsin. Ne oldu, ne bu hali? Taşlıkta cariyeler bir mektup bulmuşlar sultanım. Elde eline dolaşıyor. Güya bu mektup Bali Bey size yazmış. Tamam, sen çık. Emin olun sizi kırmayı, üzmeyi asla istemem. Zaten bu yüzden sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak görüyorum ki bu sessizliğim beni yanlış anlamanıza sebep oluyor. Size benim adıma kim mektup yazdı bilmiyorum. Ancak orada ağzımdan yazılan her şey aslında bir hakikati dillendiriyor. Ben yüce hünkârımıza ve hanedanımıza sadakatle bağlı bir askerim. Bu hayatım boyunca böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak. Zinhar başka bir hayalim yok. Olması da mümkün değil. Beni bağışlamanızı diliyor, yüce hoşgörünüze sığınıyorum. Malkoçoğlu Bali Bey. Nereden buldun bunu?
Sana soruyorum, kim verdi? Sultanım, yemin ederim bir şey bilmiyorum. Ben de ilk defa burada gördüm. Biri yatağıma bırakmış. Esma. Nerede kaldı bu Sümbül? Ben de merak ettim sultanım. Çoktan dönmüş olması lazımdı. Başına bir hal gelmiş olmasın sakın. Ne olabilir ki sultanım? Muhafızlar yanında. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbi. Ben ne yapacağım, ne diyeceğim sultanımıza? Ağam, yemeğler hazır mı? Fahriye Kalfa bugün dağıtılacağını söyledi. Ya o gidin başımdan hatunlar. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. La havle ve la kuvvete illa billah. Git bak şuna Fahriye, ne vaziyette öğren. Emredersiniz sultanım. Felaketti, felaketti. Sultanım felaketti. Vallahi benim bir kabahatim yok. Birden önümüze çıktılar, canımı zor kurtardım. Aldılar. Konuşsana be adam, ne oldu? Eşkıya yol kesti sultanım. Ne var ne yoksa alıp götürdüler. Öyle görünüyor ki yemiyeleri gene alamayacağız. Ne oldu? Sümbül'a geldi az evvel. Paraları sordum, başından savdı beni. Nasıl ya? Kaçıyor olacağım. Bize bir kuruş para kaldı. Kızlar! Niye gene toplandınız siz? Yemiyeleri ne var ya? Sesinizi kesin! Şah Sultan Hazretleri. Afife Hatun. Buyur sultanım. Bu kadar adam, bu kadar muhafız. Nasıl olur da altınları koruyamazsınız? Sultanım. Vallahi benim bir kabahatim yok. Nasıl öğrendilerse yolumuzu kestiler. Çok kalabalıktılar, yoksa ben o adamlar... Kes sesini! Sizin beceriksizliğiniz yüzünden hem o kadar altından olduk hem borçlandık. Sultanım, Fahriye ben sana ne dedim? Bana Mustafa Paşa'yı çağır. Şah Sultan gelmiş sultanım. Ona haber vereyim dedim. Taşlık'ta. Allah sizden razı olsun. Şah Sultanım, yüce Rabbim sizi korusun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.
Altyazı M.K.